Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesinden tasavvuf terimlerinden devam ediyoruz. Bevadi ve hücum. Açıklık, netlik anlamlarındaki bedahet kelimesinin çoğulu olan bevadi, sevinç veya hüzün gibi kulun kalbine gayb aleminden aniden gelen bir duygudur. Herhangi bir vakitte iradenin tesiri olmaksızın kalpte hissedilen kuvvetli varidata ise hücum denir. Hak yolcusu bevadi ve hücumun tesiri altında kalıp onlara göre davranış değişikliği yapabildiği gibi bazen de o bunları kendi kontrolü altında tutar. Herhangi bir değişikliğe müsaade etmez. Böyle yapabilenlere vaktin efendileri denilmiştir. Telvin ve temkin. Renk verme, boyama, boyanma ve farklı görünümler arz etme manalarına gelen telvin, terminolojide bir halden bir hale, bir tavırdan bir tavra intikal ederek farklı renk ve görüntüler sergileme, renkten rengi akarak kendini bulma demektir. Temkin ise vakur, ciddi, uslu ve oturaklı olma halidir ki tasavvuf erbabınca istikamette derinleşip istikrar kazanma, yüzüp gezmeden kurtularak huzur ve itminana ulaşmaktan ibarettir. Telvin hal ehlinin sıfatı, temkin ise hakikat ehlinin vasfıdır. Hak yolcusu terakki halinde olup değişik hallerle karşılaşacağı için telvin ağırlıklı olarak yolunda mesafe alır. Ama yolun çoğu kat edilmiş, vuslata mazhar olunmuş ise artık o yolcu temkin ehli olur. Temkin ehli aynı zamanda maf sahibi, kendi nefsani arzu ve heveslerine karşı tam bir hakimiyet kazanmış, hakkın dileklerini kendi isteklerinin önünde tutan, hakta fani olan Allah'ın has kuludur. Temkinin bir de şöyle bir derinliği vardır. Allah sonsuz olduğu için aslında ona vuslat da sonsuzdur. Bu yüzden Hakk'a vuslatı yaşayan Hak dostu kendi temkini içinde de telvinler yaşayabilir. Bu böyledir. Zira Allah Teala'nın takdir ve tecellilerinin sonu yoktur. Kurb ve buğd. Allah'a yakınlık manasına gelen kurbun ilk mertebesi onun taatine yakın olmak ve bütün vakitleri kulluk şuuruyla geçirmektir. Allah'a karşı gelerek kirlenmek ve onun taatinden uzakta olmayı ifade eden buğd önce Allah'ın inayetinden, onun yardım ve ihsanından, sonra da tahkikinden, onun zatından bir uzaklıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste bunu haber vermektedir. Kulum kendisine farz kıldıklarımdan daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Sevince de onun gören gözü, İşiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. O artık benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Benden bir şey isterse onu veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Öyleyse kulun kurbu evvela Allah'a iman ve tasdik, sonra ihsanına ve tahkikine yaklaşmak suretiyle mümkün olur. Bir de Allah'ın kuluna olan yakınlığı vardır ki o da dünyada kendisini kuluna bildirip tanıtması, onu irfan sahibi kılması, ahirette ise kendisinin kuluna göstermesi ve daha birçok ihsanda bulunmasıyla gerçekleşir. Bir başka yaklaşımla Allah-u Teala ilim ve kudretiyle her şeye yakındır. Müminlere ise lütuf ve nusretiyle özel olarak yakındır. Müminlerden has kulları olan velilere ise kendi ünsiyetiyle daha farklı bir yakınlıktadır. Zatı itibariyle ise herhangi bir şeye yakınlık veya uzaklık münezzehtir. Yakınlık veya uzaklıktan münezzehtir. Şu ayetler Allah'ın kullarına olan yakınlığını anlatmaktadır. Biz ona yani insana şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. ayet. Biz ise ona ölümünü seyrettiğiniz insana sizden daha yakınızdır ama siz göremezsiniz. Vakıa suresi 85. ayet. Siz nerede olursanız o sizinle beraberdir. Hadis suresi 4. ayet. Bir de şu vardır. Kulun kendisini Hakk'a yakın görmesi, kulun Hakk'a yakınlığına manidir, perdedir. Kulun kendisini yüksek bir mertebede görmesi, aldanmışlığının göstergesidir. Bundan dolayı Hak dostları birbirlerine Allah senin kendisine yakın olduğunu hissettirmesin şeklinde dua ederlerdi. Şeriat ve hakikat. Şeriat kulluğu yerine getirmek, hakikat ise rububiyeti, Allah'ın her şeyin sahibi ve terbiyecisi olduğunu müşahede etmektir. Hakikat tarafından desteklenmeyen şeriat makbul olmadığı gibi şeriat tarafından teyit edilmeyen hakikat da makbul değildir. Şeriat Allah'a kullukta bulunmak, hakikat onu görüyor gibi olmak, onun tecellilerini seyretmektir.
Şeriat emredilerini yapmak, hakikat ise Allah'ın kaza ve kaderini gizleyip izhar ettiğini temaşa etmektir. Nefes. Nefes, gaybden gelen ilahi esintilerle kalbin nefeslenmesi, rahatlamasıdır. Nefes sahipleri hak yolunun sonuna hemen hemen ulaşmış olan bahtiyarlardır. Çünkü onlar artık her nefeste onun mahiyeti yani beraberliği paylaşmaktadırlar. Bundan ötürü olsa gerek ibadetlerin en efdali Cenab-ı Hak ile beraberken alınıp verilen nefesleri saymaktır demişlerdir. Havatır. Hatır kelimesini çoğulu olan havatır, kalbe gelen hatıralar manasında olup kalbe gelen bir sesleniş gibi bir şeydir. Melekten gelen havatıra ilham, nefisten gelen hevaciz, şeytandan gelene vesvese, haktan gelene ise hakkın hatırı denir. İnsanın kalbine doğan havatırın ilham olması, onun dine olan sadakati test edilerek anlaşılır. Şeytandan gelen vesveseler insanı günaha sevk etmesinden bilinir. Nefisten gelen hatıralar ise insanda şehvet, nefsanilik ve kibir gibi tezahürlerinden anlaşılır. Kulun Cenab-ı Hak'tan gelen hatırayı karşı gelebilmesi ihtimali yoktur. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Mutlak manada yakin, insanı şüpheye düşmekten alıkoyan bilgiye denir. İlmel yakin, burhan ve delille elde edilen bilgi. Aynel yakin, keşifle elde edilen ilim. Hakkal yakin ise apaçık bilgi manasında müşahede ile elde edilen ilimdir. Bunlardan birincisi akıl sahiplerine, ikincisi ilim sahiplerine, üçüncüsü ise marifet sahiplerine ait ilimdir. Varid, çoğulu varidat olan varid, kulun herhangi bir kast ve eğilimi olmaksızın kalbine gelen güzel ve hoş hatıralardır. Varidat, havatırdan daha geneldir. Çünkü varidatta sevinç, hüzün, kabz, bast gibi havatırda söz konusu olmayan hallerin tezahürü de mümkündür. Şahit, kalpte hazır olan şeye şahit denir. Bu manada o, göz önünde olmayan bir şeyi adeta görüyormuşçasına hatırlamaktır. Neyin zikri insan kalbini hükmü altına almışsa işte o kimsenin şahididir. Bir başka deyişle insanın kalbinde sürekli bir şekilde bulunan şey o insanın şahidi olmaktadır. Kalpte hakim olan şey ilim, vecd gibi hususlar olabileceği gibi dünyevi bir şey de olabilir. Cenab-ı Hak da olabilir. Nefs. Nefs kelimesiyle insandaki fena huylar kastedilmektedir. Bunlar haram ve mekruh mesabesinde olan sözler ve davranışlar ile kibir, öfke, haset, kin gibi sevimsiz huylardır. Aslında nefsin bu her iki yönü de insan tarafından terbiye ve tedavi edilebilir. Bu terbiye ve tedavide süreklilik çok önemlidir. Nefsin ıslahındaki en tehlikeli ve problemli husus onun güzellik, kudret gibi şeylere sahip olduğunu vehmetmesidir. Bu zaten gizli şirk kabul edilmiştir. Ruh. Nefs insandaki sevimsiz ve kötü huyların mahalli olduğu gibi ruh da insandaki güzel ahlakın mahallidir. Bazıları ruha hayat demiş, bazıları ise onu insan bedeninde emaneten bulunan bir latife, bir cevher olarak anlamışlardır. İnsan ruh ve cesediyle insan olduğu için ahirette de ruh bedenle beraber olacak. Sevabı da cezayı da beraber görecektir. Sır. Sır da ruh gibi insana emanet edilmiş bir latife, bir duygudur. Ruh, muhabbetullah'ın yeri olduğu gibi sır, müşahedetullah'ın, kalp de marifetullah'ın mahallidir. Sır, senin vakıf olduğun şey, sırrın sırrı ise sadece Allah-u Teala'nın bildiği şeydir. Sufilerin anlayışına göre sır, ruhtan daha latif, ruh kalpten daha şereflidir. Esas sırdan kastedilen ise kul ile Hak Teala arasında saklı, gizli kalan hallere denir. Sufiler Allah ile aralarındaki irtibatı ve bu irtibattan kaynaklanan değişik duyuş ve sezişleri sır olarak adlandırmışlar ve onları hiç kimseyle paylaşmamışlardır. Hatta bu konuda eğer benim sırrımı elbisemin düğmesi ve benim sırrımı elbisemin düğmesi bilse onu koparır atarım diyenler bile vardır. Bu zikrettiklerimiz sufilerin kendi aralarında kullandıkları bazı terim ve deyimlerdir.